Merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmadıysanız eğer sağdaki abone ol yazısına tıklayarak ücretsiz abone olabilirsiniz. Evet, şimdi bu üçüncü bölüm arkadaşlar. Yeni gören arkadaşlar için hemen şöyle göstereyim. Şu modeli yapmaya çalışıyorum. Bu üçüncü bölüm, iki bölüm halinde yayınladım. Buraya kadar ördük ikinci bölümde. En son bu sırayı gösterdim ve tamamlayalım demiştim. Şimdi ben başlangıç noktasına kadar geldim. Diğer bölümleri de videonun altında açıklamalar bölümünde linklerini paylaşacağım. Oradan da takip edebilirsiniz. Kanala girerek videolara tıkladığınızda zaten sırayla bütün videoları göreceksiniz. Evet, şimdi buradan başlangıç noktasına kadar geldim. Bu sırayı ikinci bölümde göstermiştim. İki tane zincir çekiyorum. Buradaki ikili tramzanın üzerine birleştiriyorum. Evet. Şimdi boşluğun içine ipimizi taşıyoruz. Şu şekilde. Üç tane zincirimizi çekiyoruz. Yine buraya bir tane tramzan yapıyoruz. İki tane zincir çekiyoruz. Tekrar iki tane tramzan yapıyoruz. Şimdi 3 tane zincir. Kağıdımızı şöyle bırakalım. Evet, 3 tane zincir çektim. 2, 4, 5 tane dolgu yapmıştık burada. 2 tane buradan, 2 tane buradan artırdık. 1 tane de ortadakini yaptık. Şimdi yine kenarlardan artıracağız. Alttan doğru giriyoruz. 1. tramzanı yapıyoruz. Tekrar aynı tramzanın altından bir kez daha giriyoruz. İkinci tramzanı yapıyoruz. Sonra sıradaki tramzanın yine altından doğru giriyoruz. 3. Bir sonrakinden 4. Bir sonrakinden giriyorum. 5. Bir sonraki, yani en son tramzanın üzerinden girdim şimdi. 6. Buraya en son tramzana tekrar bir kez daha batıyorum. Altından doğru yine girerek 7. 7 tane tramzan yapıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Geliyoruz. Bu kenardaki ikişerli tramzanları yapıyoruz. 1 2 2 tane zincir çekiyorum. Tekrar 2 tane tramzan yapıyorum. Evet. Bu sıramız da bu şekilde. Şimdi buradan diğerine geçerken evet, zincir çekmeden geçiyoruz. Tığımızı doladık. Diğer şu ikili grubun arasına giriyoruz. Yine 2 tane tramzan yapıyoruz. Zincir çekmeden diğer tarafa atladım. Yani şöyle, şunların hepsini bir grup olarak düşünün. Burayı tamamladık. Buraya geçerken zincir çekmeden geçiyoruz. Yine kenardaki ikişerli tramzanları yapıyoruz. Arada yine 2 tane zincir. 1 2 tramzan. Tekrar 3 tane zincir. Tığımı doladım. Yine en baştaki tramzanın üzerinin altından doğru girerek hep burada altından giriyorum. 1. Tığımı doladım. Tekrar aynı tramzanın altından bir kez daha giriyorum. 2. Bir sonrakine geçtim. 3. Bir sonrakine geçtim. 4. Bir sonrakine geçiyoruz. 5. Bir sonrakine geçiyoruz. 6. Evet, 7 tane olacak ve son tramzanın altından tekrar giriyoruz. 7 yapıyoruz. 3 tane zincir. 1 2 3. Geliyoruz burada, ikili tramzanları yapıyoruz. 2 tane zincir tekrar. 1
ve 2. Evet. Bu sırayı da bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar. Başlangıç noktasına kadar gelelim şimdi. Evet, bir sırayı daha dolandım. Geldim başlangıç noktasına arkadaşlar. Şimdi son trabzanı yaptıktan sonra tekrar buradan birleştirelim. Yine bu ikili trabzanların arasına ipimizi taşıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Evet, 3 tane zincir ve hemen yanına 1 tane trabzan, 2 tane zincir, tekrar 2 tane trabzan yapıyoruz. 1 ve 2. Tekrar 3 tane zincir çekiyoruz. 2, 4, 6, 7 tane trabzan yaptık. Aynı şurada yaptığımız gibi yapıyoruz. Bakın 7 trabzanın üzerine tekrar 7 tane trabzan yapacağız. Şimdi artırma eksilme yok. Yine alttan giriyoruz. Her birine üzerine 1 tane. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve son trabzanına da giriyorum altından doğru. 7. Artırma eksilme yapmadık. 3 tane zincir çekiyorum yine. Kenardaki ikişerli trabzanları aynı şekilde yapıyorum. 1, 2, pardon 3 değil, 2 tane yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Şimdi 2 tane daha yapıyoruz. 1 ve 2. Evet, şimdi bu tarafa geçerken 3 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3 zincir. Geliyoruz, tekrar ikişerli trabzanları yapıyoruz. 1, 2, arada 2 zincir, tekrar 1, 2. Evet, bu sefer 3 tane zincir çektik. Buraya da 7 tane yaptık. Yine aynı şekilde devam ediyoruz. 3 zincir. Her birinin altından doğru bir kez girerek 7 tane trabzan. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 tane zincir. Geliyoruz yine. 2'şer tane trabzan yapıyoruz buraya. Arada 2 tane zincir. 1, 2. Evet. Bu tarafa geçerken 3 tane zincir. Ve tekrar 2'şerli trabzanlar yapıyoruz. Arada 2 zincir, tekrar 1, 2. Evet, bu sıramızda böyle devam edeceğiz ve başlangıç noktasına kadar geleceğiz arkadaşlar şimdi. Evet, bir sırayı daha tamamladım arkadaşlar. Geldim başlangıç noktasına. 3 tane zincirimizi çekiyoruz ve tekrar birleştiriyoruz. Bu ikili trabzanların üzerine. Şimdi tekrar boşluğun içine girelim. 3 tane zincir çekelim. Hemen yanına yine 1 tane trabzanımızı yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Aynı boşluğa tekrar 2 tane trabzan yapıyoruz. 1
ve 2. Evet, burada 3 tane zincir çekiyorum yine. Zincir sayımız aynı, hiç değişmiyor. 3 zincir. 7 trabzanımız var. Yine 7 trabzan yapacağız. Fakat başta ve sonda 2 tanesini yine tepesini birlikte toplayarak yapıyoruz. İlk trabzanı yine altından doğru giriyorum. Önce 1, sonra 2 ilmek aldım. Tığımı doladım. Bir sonrakinden giriyorum. 1, 2. Şimdi 3 ilmeği birlikte topladım. Sonra sıradakinden yine giriyoruz. 4. Bir sonrakine giriyoruz. 5. 4 oldu burası. Şimdi 5.'yi yapıyoruz. 6-7.'yi yaparken yine aynı şekilde alttan giriyorum. Önce 1, sonra 2 ilmek tığda bekletiyorum. Tekrar doladım. Bir sonrakine girdim. 1, 2 çektim. 3 ilmeği birlikte topladım. Yine 7 tane yaptık ama başta ve sondakileri beraber topladık. Tekrar burada 3 tane zincir çekiyorum. 2'şerli trabzanlarımızı aynı şekilde yapıyoruz. 1, 2. 2 tane zincir tekrar 1 ve 2. Evet. Bu şekilde. Şimdi geçişte de 7 tane zincir çekiyoruz. Buraya geçerken şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İkişerli trabzanların arasına giriyoruz. 1, 2, 2 tane zincir tekrar, 1, 2 trabzan daha. Şimdi yine şurayı tekrar beraber yapalım. 3 tane zincir, 1 doladım. İlk trabzanın yine belinden girdim, 1. Tığımı doladım. Bir sonrakine girdim. 1, 2 ilmek ikisinden de. Üçüncü çekme işlemini böyle birlikte yapıyoruz. Şimdi sırayla 3, 4, normal trabzan yapıyoruz üçlü, 5, 5'inciye kadar geldik. 6 ve 7'ye tekrar böyle belinden giriyoruz. 1, 3'üncüyü çekmedim. 1, 2 çektim ve 3 ilmeği birlikte topladım. 3 tane zincir. Tekrar geliyoruz buraya. 2'şerli trabzanları yapıyoruz. 2 zincir. Tekrar 2 trabzan. 1 ve 2. Evet. Şimdi 7 zincir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zincir çekiyoruz. Tekrar buraya geliyoruz. Evet. Bu sıramız da böyle devam edecek arkadaşlar. Şimdi model büyüdüğü için kısa kısa gösterip örmeye devam ediyorum tabii ben. Burada 7 zincir çekiyoruz. Buralar yine 3 zincir. Yine 7 tane trabzanımız var. Başta ve sonda. İki tane trabzanı birlikte topluyoruz. Evet. Şimdi tekrar devam edelim. Başlangıç noktasına kadar gelelim. Evet. Bir sırayı daha tamamladım. Başlangıç noktasına kadar geldim arkadaşlar. Şimdi 7 tane zincir çektim. Geliyoruz. Yine ikişerli trabzanların üzerine birleştiriyoruz. Yine boşluğun içine giriyorum. 3 tane zincirimi çektim. Hemen yanına 1 tane trabzan yapıyoruz. 2 tane zincir çekiyoruz. Şöyle tutalım. Bayağı büyük bir şey oluyor arkadaşlar. Tamam bitince ölçeceğiz. Evet, 2 trabzan, 2 zincir. Tekrar 2 trabzanımızı yaptık.
Şimdi 2, 4, 5, 3 tane zincir. Yok, pardon, özür. 3 tane. Doğru. 3 tane zincirimizi çekiyoruz. Tığ bir kez doladık. Evet, 3 zincirimizi çektik. Şimdi arkadaşlar buraya 5 trabzan yapıyoruz. Yine başta ve sonda 2 tanesini beraber alıyoruz. 2, 4, 5 tane. Şimdi şu ikisini birlikte topladığımız için burasını bir trabzan olarak düşünüyoruz. Tığ doladım. İkisini beraber alttan alıyorum. 1, 2 çektim, bıraktım. Tekrar doladım. Hemen yanındaki bir tane trabzanın altından giriyorum. 1, 2, bunu birlikte topluyorum. Bir sonrakine bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar doladım. Bir sonrakine geçtim. 1, 2 çektim, bıraktım. Tekrar doladım. Sondaki 2 taneyi birlikte alıyoruz. 1, 2 ve 3'ünü birlikte kapatıyoruz. Şurada başta ve sonda 2 2 topladık tepesine. Bunları ikisini birlikte batarak aldık. Burada da bu şekilde. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz tekrar. Ve kenardaki ikişerli trabzanları yapıyoruz. 1 2 2 tane zincir. 1 ve ikinci trabzanı yaptım. Evet, şurası bu şekilde devam edecek model boyunca. Şimdi 3 tane zincir çekiyoruz tekrar. Bakın şurada 7 zincir çekmiştik. 3 tane zincir çekiyoruz. Tığımızı 2 defa dolayarak boşluğa batıyorum ve dörtlü trabzan yapıyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2 çekerek 4 defa da çıkıyoruz. Arada bir zincir çekiyoruz. Bu şekilde buraya 5 tane trabzan yapıyoruz. Birinciyi yaptık. 2 doladım yine. İkinci trabzan. Bir zincir. Tekrar 2 defa doladım. Üçüncü trabzan. Bir zincir. 2 doladık. Dördüncü trabzan. Bir zincir. 2 doladım. Beşinci trabzan. Evet. Şimdi 3 tane zincir çektim. Tığım 2 doladım. Bu, pardon, 1 doladım. İkişerli trabzanların arasına giriyorum. 1 2 trabzan yapıyorum. 2 tane zincir tekrar. 1 2 trabzan. Evet, 7 zincir çektiğimiz boşluklara bu şekilde 5 tane trabzan yapıyoruz. İkili trabzan. Aralarda bir zincir çekiyoruz. Şimdi 3 tane zincir. Geliyorum buraya. Yine bakın ikisini beraber alıyorum. 1, 2 çektim. Bıraktım. Tekrar bir sonrakini tek alıyoruz. Ve bu ikisini birlikte topluyoruz. Bir tane burada tek örüyoruz. Sonra bir sonrakine 1, 2 çektim, bıraktım. En sondaki ikisini beraber alıyoruz. 1, 2 çektim. 3 ilmeği birlikte topladım. 3 tane zincir. Buraya ikişerli trabzanlarımızı aynı şekilde yapıyoruz. 1, 2, 2 zincir. Tekrar. 1, 2. Evet, yine geldik 7 zincir çektiğimiz boşluğa. 3 tane zincir, 2 doladık. Boşluğun içine batıyoruz. Dörtlü trabzan yapıyoruz. 1 zincir, 2 doladık. İkinci trabzanı yapıyorum. 1 zincir, 2 defa doladım. Üçüncü trabzan, 1 zincir, 2 doladım.
dördüncü trabzan. Bir zincir, tekrar iki doladık ve beşinci trabzan. Evet, beş taneyi tamamlıyoruz. Üç tane zincir çekiyoruz tekrar. Geliyoruz buraya. İkişerli trabzanların arasına. Bir, iki. Bir, iki zincir. Tekrar. Bir ve iki. Buradaki trabzanlar tığ iki defa dolayarak dörtlü yapıyoruz. Evet. Bu sıramız da bu şekilde arkadaşlar. Şimdi bir sıra daha dolanalım. Başlangıç noktasına gelelim. Evet. Bu sıranın da sonuna geldim arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi yine 3 tane zincirimi çektim. Birleştiriyorum. Pardon. Birleştirmiyorum. Önce şuradaki trabzanları yapıyorum. Pardon. Bunları yapmamışım. Evet. Birinci trabzanı yaptık. Bir zincir. İkinci trabzan. Bir zincir. Üçüncü trabzan. Yine bir zincir. Dört diyoruz. Bir zincir ve beş. Şimdi üç tane zincirimizi çekiyoruz. Geliyoruz yine buradan. İkinci trabzanın üzerine doğru tam ortadaki yuvaya şöyle birleştiriyoruz. Tekrar ipimizi bir üste çıkacağız şimdi. Ortaya getirdik. 3 tane zincir. Yine yanına 1 tane trabzan. Şimdi 2 tane zincir. Ve 2 tane trabzan yapıyorum. 1 2 Evet. Geldik buraya. Yine 3 tane zincir çekiyoruz. Tığımızı bir kez doladık. Şimdi başta ve sonda yine ikişerli toplamıştık. Bunları bir trabzan olarak sayıyoruz. Bir tane de ortada var. 3 trabzan. Buraya 3 tane trabzan yapacağız. 2 ilmeği beraber alıyorum bu şekilde. Alttan doğru yine. 1 2 çektim, bıraktım. Tekrar ortadaki tek ilmeği alıyorum. 1 2 çektim, tığda bıraktım. Ve sondaki 2 ilmeği alıyorum. 1 2 çektim. 4 ilmeği birlikte toplayarak kapatıyorum. 3 tane trabzan yapmış olduk. 1 2 3 tane zincir. Geliyoruz ikişerli trabzanların arasına yine. 1. trabzan. İkinci trabzan, iki tane zincir, tekrar iki tane trabzan, bir ve iki. Şimdi üç tane zincir çekiyoruz tekrar. Bir, iki, üç zincir, tığımızı iki defa doluyoruz. Burada 5 trabzan yapmıştık. Yine aynı şekilde 5 tane trabzan yapıyoruz. Yine tığımızı 2 defa doluyoruz. Bu sefer trabzanların üzerine batarak yapacağız. Sadece aralarda 2 tane zincir çekiyoruz. 1, 2 zincir. 2 doladık. Bir sonraki trabzan üzerine geldim. 1 trabzan. 2 zincir. 2 doladım. Bir sonraki trabzanın üzerine tekrar bir trabzan. 2 tane zincir. 2 tane doladım. 4. trabzan. Tekrar 2 zincir. 2 defa tığın başını doladım. Ve 5. trabzanı yapıyorum. 3 tane zincir çekiyorum. Tığı bir kez dolayıp ikişerli trabzanların arasına giriyoruz. Birinci trabzanımız, ikinci trabzan, iki tane zincir, tekrar bir ve iki. Yine üç tane zincir. Evet, buraya geliyoruz yine.
Baştaki iki taneyi beraber alıyoruz. Önce bir, sonra iki ilmek çekiyoruz. Tığda bırakıyoruz. Ortadaki trabzanı alıyoruz. Önce bir, sonra iki ilmek çekiyoruz. Bırakıyoruz. Son iki taneyi alıyoruz. Bir, iki çekiyoruz. Hepsini birlikte kapatıyoruz. Tekrar üç tane zincir çekerek kenara geçiyorum. İkişerli trabzanları yapıyorum. Arada iki tane zincir, tekrar iki tane trabzan yapıyoruz, üç tane zincir çekiyoruz ve yine geliyoruz buradaki beş tane trabzanın üzerine. Burada yaptığımız gibi yine beş tane trabzan yapıyoruz. Aralarda iki zincirimiz var. Burada yine üçer zincirimiz var. Şimdi bir sırada bu şekilde dolanıyoruz. Başlangıç noktasına kadar geliyoruz. Evet, tekrar bir başlangıç noktasına geldim. Bu şekilde tamamladık. 3 tane zincir çekiyorum. Yine ilk yaptığımız bu ikili trabzanların tepesine birleştiriyoruz. Şimdi bir üst sıraya geçiyoruz. Bir üst sırada da yine ipimizi boşluğa taşıyoruz. 3 tane zincir çekiyoruz. Bir kez doladım, hemen yanına bir trabzan yapıyorum, iki tane zincir çekiyorum, tekrar iki tane trabzan yapıyorum, bir ve iki. Şimdi burada artık burayı bitirdik. Üç tane zincir çekiyoruz, tığımızı dolayıp direkt diğer ikişerli trabzanların arasına giriyoruz. İki tane trabzan, İki tane zincir ve tekrar iki tane trabzan yapıyorum. Şöyle geçtik. Burada da üç tane zincir çekiyoruz. Yine beş tane trabzanın üzerine beş tane trabzan yapacağız. Tığımızı iki defa doluyoruz. Bu sefer de aralarda üç tane zincir çekiyoruz. Birinci trabzanı yaptık. 1, 2, 3 zincir, 2 doladım, 2. trabzan, 3 tane zincir, 2 defa doluyoruz, her defasında sadece burada 2 defa doluyoruz. İkişerleri yaparken yine üçlü trabzan yapıyoruz. 1, 2, 3 zincir, tekrar 3 zincir. 2 doladık ve 5. trabzanı yaptım. 3 tane tekrar zincir çekiyorum. Şimdi geliyoruz, ikişerli trabzanların arasına giriyoruz. 1, 2 trabzan, 2 zincir çekiyoruz. Tekrar 2 trabzan yapıyoruz. 1 ve 2. 1, 2, 3 tane zincir çekerek diğer ikişerli trabzanların üzerine atladım. 1, 2, 2 zincir, tekrar 2 tane trabzan. Evet. Bu sıramız da bu şekilde devam edecek. Burada artık 3 zincir çekip direkt geçiyoruz karşıya. Burada da aynı işlemi yapıyoruz. Sadece aralarda 3'er tane zincir çekiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde gelelim başlangıç noktasına kadar dolanalım. Evet, bir sıranın daha sonuna geldim. Bu şekilde tamamladım. Geliyoruz buradan. 3 tane zincirimizi çektik. 2 çekmişim. Evet, 3 zincirimi çekiyorum. Tekrar aynı noktadan birleştiriyoruz. Şimdi bir üste geçiyoruz. İpimi taşıdım. 3 tane zincirimi çektim. Boşluğa 1 tane trabzan. 2 tane zincir, tekrar 2 tane daha trabzan yapıyorum. Aynı şekilde üste çıkıyorum. Evet, burada
Artık herhangi bir şey yapmıyoruz, zincir çekmiyoruz. Tığımızı dolayıp direkt diğer ikili trabzanların arasına giriyoruz. 1 2 2 trabzanımı yaptım. Tekrar 2 zincir çektim. Ve tekrar 2 tane daha trabzan yapıyoruz. Evet. Herhangi bir zincir yok. Direkt karşıya atlayıp ikişer tane trabzanımızı yapıyoruz. Şimdi 4 tane zincir çekiyoruz. 1, 2, 3, 4. Evet, burası sondan bir önceki sıra artık. Son sıramızda da sık iğne var arkadaşlar. Şimdi 4 tane zincir çekiyoruz. Tığımızı yine 2 defa dolayıp, evet 2 dolanmış. Her bir trabzanın üzerine batıyoruz. Önce 1, sonra 2, sonra 2 alıyorum. Dördüncü çekme işlemini yapmıyorum. Tığda beklettim. Tekrar 2 doladım. Aynı noktaya tekrar bir kez daha batıyoruz. 1, 2, 3. Şimdi 3 ilmeği birlikte alıyoruz. 1, 2, 3, 4 zincir. Yine 5 tane buraya her trabzanın üzerine bu işlemi yapacağız. Alttaki her bir trabzanın üzerine bu şekilde 2 tane trabzan yapıyoruz. Hepsini birlikte kapatıyorum, ikisini beraber. Ve 4 tane zincir. Tekrar 3 defa çektim. Tığımı 2 doladım. Tekrar aynı noktaya batıyorum. Yine 3 defa çektim. Kapattım. 1, 2, 3, 4 zincir. Bir sonraki trabzanın üzerine geliyorum. İkinciyi de yapıyorum. 5 tane trabzan yapıyorduk. Her birinin üzerine bu işlemi yapıyoruz şimdi. Tekrar 1, 2, 3, 4 zincir. İki doladık. 1. Aynı yere tekrar girdim. 2 ve kapattım. 1, 2, 3, 4, 5 tane oldu. Tekrar 4 zincir çekelim. 1, 2, 3, 4. Buraya geliyorum. Tığımı bir kez doladım. 2 tane, şöyle yapayım. 2 tane trabzan yapıyoruz. Birinciyi yaptık ve 2. 2 tane zincir. Tekrar 1, 2. Tekrar tığımızı dolayıp diğerine geçiyoruz. Evet, bu sırayı da bu şekilde dolanıyoruz. 1, 2, 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar buraya aynı işlemleri yapacağız arkadaşlar. Evet, bitince ölçeceğiz. Yine ölçüyü vereceğim. Kocaman bir şey oldu bu. Bir fiskos masasının üzerine kaplayacak şekilde. Şimdi bu şekilde gelelim. Başlangıç noktasına kadar örelim. Evet, bir sırayı daha tamamladım. Şimdi son sıraya geçiyoruz artık. Aslında burayı da son sıra diyebiliriz. Çünkü üzerine sık iğne yapacağız. Şimdi 4 tane zincir çektim. Yine ikişerli trabzanların üzerinden şöyle birleştiriyoruz. Ve her boşluğa sık iğne yapıyoruz. Bir tane zincir çekiyorum. Bu 2 zincir boşluğuna 2 tane sık iğne yapıyorum. Buradan direkt diğer 2 zincir boşluğuna geçiyorum. Buraya da 2 tane sık iğne yapıyorum. Sonra buradaki boşluklara geçiyoruz. 1. Burada elinize göre ayarlayabilirsiniz. 2. 3 tane sık iğne. 4 tane zincir. Tekrar 1. 2. 3 tane sık iğne yapıyoruz. Bir sonraki boşluğa geçiyoruz. 1. 2. 3. 1. 2. 3. 4 zincir. Aynı boşluğa tekrar 1. 2. 3 tane.
Burayı yaparken mırıldanmaması dikkat etmemiz lazım. İki sık iğne bir pipirik de yapabilirsiniz. Bu şekilde üçer tane de yapabilirsiniz. Elinizin ayarına göre 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4 zincir. Tekrar 1, 2, 3. Evet. Komple bir sıra şimdi böyle dolanacağım. Buralarda sadece sık iğne yaptım. Pipirik yapmadım. Buralarda pipirik yapıyoruz. Buradan da aynı şekilde geçiyoruz. Başlangıç noktasına kadar geliyoruz. Evet. Sona geldim arkadaşlar. Nihayet. Şimdi burada da son sık iğnemizi yaptıktan sonra burada yaptığımız ilk sık iğneye girelim. Birleştirelim. Bir tane de zincir çekiyorum. Artık ipimizi evet, 100 gram bir ipten bu kadar ipim kaldı. 100 gramlık ip almanız yeterli olur. Hemen onu da söyleyeyim. Şu ipimizi de gizleyelim. Şimdi bakalım ebatına. Evet, böyle çok güzel bir şey oldu. Bir fiskos masası üzerinden biraz daha büyük sanıyorum. Hemen ölçüsüne bakalım. Tabii aynı tığ, aynı iple örersek aynı ölçü elde ederiz. Onu da söylemiş olayım. 49. Biraz da böyle gerdirerek ütülediğimizde neredeyse 50 santim diyebilirim çapı için arkadaşlar. Şu anda tam şöyle pipirikten pipiriğe 49,5 hatta. Biraz da gerdirerek bu şekilde ütülediğimizde 50 santim diyebiliriz. Evet, sonunda bitirdim. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Renk ipin daha güzel. Böyle kamerada mor gibi duruyor şu anda ama mor gibi derken mor bir renk ama nasıl anlatayım bilemedim. Şimdi kamerada rengi farklı gösteriyor. Fotoğraflarda daha farklı gösteriyor. Hemen videonun altında açıklamada link bırakıyorum. Orada grafiğini fotoğraf çekimlerinde görebilirsiniz. Bu şekilde yapabilirsiniz. Evet. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Daha güzel modellerde görüşmek üzere diyorum. Şimdilik hoşça kalın.